Evet efendim, tekrardan herkese günaydınlar. Ben Perihan Tanto, kripto parayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Beste Nasuhlu bizlerle. Beste, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Dün Çırağan'dan ama bugün stüdyodan, Ortaköy'den yayın yapıyoruz. İşte Allah'ın gördüğünden düşürmesin diyormuşum. Evet Beste, bugün yine birçok soru geldi. Sen de çok güzel grafikler hazırlamışsın. Onlar üzerinden devam edeceğiz ama bugün, dün birazcık değinmiştik, grafiğini değerlendireceğiz. Ripple'la başlayacağız. Kripto para borsasına 700 milyon Ripple gönderildi. Bu haberle başlayalım istersen. Birazdan grafiğine değineceğiz şimdi. Evet, şimdi bir Ripple gönderimi var. Bu Ripple'lar muhtemelen satılmak için gönderildi diye şekilde panik oluştu. Keza şöyle söyleyeyim, yarın da Ripple'ın airdrop'u zaten başlıyor. Biz de iCrypex olarak bu Spark Token airdrop'una katılma ve destekleme kararı aldık. Ama nasıl olacak, şartlar nedir, işte cüzdanınıza ne kadar göndermeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor? Bunları müşteri temsilcileri tabii konuşmaları gerekiyor. Buradaki o teknik sorular biraz daha konu dışı, yani program dışı kalıyor. Ama şöyle bakacak da zaten olursak grafiğine de göreceğimiz üzere Ripple'daki zayıflık aslında belirgin. Ama yarınki airdrop yüzünden aslında Ripple'ın düşüşünü biraz da önüne geçiyor. O yüzden şu anda baktığımız zaman diplerin aşağı doğru geldiğini, tepelerin alçaldığını kırmızı oklardan zaten görebiliyoruz. Bununla beraber açıkçası Ripple için yine bir ortak satışı, dün işte Garlinghouse, pardon, eski ortak McCaleb'in alımı satımı derken Ripple'da açıkçası sular durmuyor. Ama şunu da söyleyeyim, özellikle Ripple'ın tabii hep mi kötü, hayır değil. Bizim 2021 yılı için araştırma olarak bazı beklentilerimiz var. Özellikle en büyük beklenti PayPal eğer olur da listesini yenilerse, ki muhtemelen yenileyecek, Ripple'ı listing etmesi, yani kripto alım satım işlemlerine PayPal'ın Ripple'ı dahil etmesi 2021 yılı içerisinde Ripple için büyük bir potansiyel taşıyor. Bunun yanı sıra tabii Ripple'da dediğim gibi bazı sorunlar var. Ama şu anki yüksek fiyatlar, evet, belki de 12'sinden sonra bunun biraz daha geri çekilmesi beklenebilir. Eğer risk almak isteyen yatırımcı olursa, bu bahsettiğimiz PayPal'ın list etmesi senaryosunu da, yani kendi alım satım listesini ekleme konusunda bir düşünüp, eğer onlara da mantıklı geliyorsa, buna göre bir 2021 yılı alım satım senaryosu kurabilir. Evet, tabii herkes Bitcoin'i soruyor. Birazdan geçeceğiz Bitcoin'de, detaylı bir şekilde konuşacağız ama önce senin linke bakalım. Bir de link grafiğimiz var. Link üzerinden gelen sorular vardı. Linki merak edenler, hangi teknik seviyelere bakmalıyız diyenler vardı. Bir de link tarafına bakalım istersen Beste öncesinde. Bugün özellikle altcoin çalışalım dedim ama sonra bir baktım ki Bitcoin'e de çok fazla konu soru var. Evet. O yüzden iyi yaptın aslında, altcoin'leri şöyle bir bitirelim. Aradan çıkaralım. Babasını konuşuruz dedim. Şimdi linkteki durum da alçalan kanal görünümü işine devam ediyor. Ama şöyle söyleyeyim, linkin özellikle projesi olsun, ki projeyi de yine sitemizde bulabilirler. Aynı zamanda tekniği olsun, biraz tekniği zayıflasa da artık yavaş yavaş satışın sanki durmak istediği noktalara gelmeye başladık. Burada ne yazık ki hem altcoin hem de Bitcoin ilişkisi çok sıkı. Bunun biraz kopması gerekiyor. Bu eğer koparsa link olsun, diğer altcoinler, Ripple olsun, biraz olsun bu Bitcoin'in satış baskısından kurtulabilecek. Ama şu anda %63'lerde olan bir Bitcoin'in dominansı var. Hı hı. O yüzden Bitcoin şu anda piyasayı güçlü bir şekilde domine ediyor. O yüzden Ripple'da, Link'te bu satıştan kaçamadı. Şimdi Link'e baktığımız zaman ise buradaki alçalan kanal görünümünün halen daha devam ettiğini görüyoruz. Fakat kanalın alt bandı olan 11.50 dolar seviyelerindeki artık desteğe gelmiş bulunmaktayız. Buranın üzerine tepkiler bekleyebiliriz. Özellikle Link'in geçtiğimiz günlerde de bir işbirliği içerisine gittiğini gördük. Polkadot'la beraber işbirliğine gitti. Bu önemli bir haber bu arada. Dolayısıyla açıkçası Link'in 2021 yılı içerisinde uygun seviyelere, yani desteklere yavaş yavaş yaklaştığını, 2021 yılı içerisinde yine potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. Ve herkesin sorduğu tabii ki Bitcoin. Sevgili Beste'nin bununla ilgili 3 tane grafiği var. İlk bakacağımız grafik özellikle Bitcoin madencilerinin grafiği olacak. Neden? Çünkü MPI
rakamları. Yani Bitcoin Miners Position Index. Hı hı. Burada Bitcoin madencilerine dair bir gösterge. Bu göstergeye baktığımızda BES'te madencilerin yüksek oranda Bitcoin sattıklarını görüyoruz. Hem grafik üzerinden açıklayalım hem de nedenini sorgulayalım. İstersen neden madenciler yüksek oranda Bitcoin sattılar sence? Şimdi madencilerin satışı bir trend başlatmaz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü şöyle söyleyeyim, onlar üretici. Neticede bir de tüketen kısmı var. Yani arz talebe çekelim olayı. Halen daha kurumsal alışların geldiğini görüyoruz. Fakat diğer tarafta madencilerin bu ekranına yansıyan, evet yansıyor, görmüş olduğunuz o kırmızı endekse bakalım. Kırmızı endeks şu anda 8.6'da, 8.5'da diyelim. Bu kırmızı endeks 2'yi geçtiği zaman madencilerin kuvvetli bir şekilde sattığını gösteriyor ki şu anda 8.5'da, yani neredeyse 3.5 katı üzerinde. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman madencilerin neden sattığı konusunda uzun dönemli aslında pozisyonlamalarda sıkıntı yok. Ama son dönem özellikle 20 binlere yakın çıkartılan bitcoinlerin, yani nasıl desem maliyeti yüksek olan bitcoinlerin satıldığını görüyoruz. Burada muhtemelen olur da trend döner, 20 binlere yakın zaten olan maliyeti yüksek, yani bir korku var yüksek maliyetten kalırız diye. O yüzden madencilerin bir miktar sattığını görüyoruz. Ama o nereye kadar devam eder sorusuna ise açıkçası şunu söyleyeyim. Şu ara biraz da biz hani yılbaşı öncesi, Christmas öncesi biraz daha her yerde olduğu gibi kripto para piyasasına da yine hacimler düşmeye başladı. Dolayısıyla buradaki durumda biz biraz daha buralarda gitgelleri yaşayacağız. Ama şunu söyleyeyim, burada 14 bine kadar muhtemelen madenci satışları devam edebilir. Ama 14 bine kadar muhakkak bir invisible hand diyelim artık, ne diyelim ona, bir kurumsal alış, bireysel alış tekrardan burada ucuz görüp almaya başlayabilir. Çünkü birazdan başka bir grafik daha getirdim. Özellikle Bitcoin'i hangi pozisyonlardan, hangi fiyatlardan almış bunları göstereceğiz. Ama şunu söyleyeyim, şu anda bu madencilerin satışı bir domino etkisi yaratmaz. Muhtemelen sadece piyasada bir düzeltmeye yol açacağı için bu düzeltmeleri önümüzdeki süreçte daha keyifli hale getirebilmek adına, eğer maliyetiniz yüksekse veyahut da Bitcoin yatırımı yapmak istiyorsanız bu düzeltme özellikle 2020 yılının son yerleri olabilir. Son yerleri olabilir. Hatta Bitcoin pozisyon kademeleri, senin dediğin grafik var. Şimdi onu ekranlara alalım. Bir de Mesmuçil, yani dev sigorta şirketinin Bitcoin alımı var. Bununla ilgili bir haberimiz var. 100 milyon dolar değerinde Bitcoin alımı yapmışlar. Yani, evet. Yani madenciler sattı, eyvah trend düşüyor, Bitcoin satılıyor değil. Diğer taraftan da aslında hala büyük şirketlerin, yavaş yavaş kurumsalların, senin söylediğin gibi hala daha Bitcoin talebinin arttığını ve devam ettiğini de görüyoruz aslında. Dün hani Çırağan Sarayı'nda yapmış olduğumuz o yayında sen bir haber daha okumuştun. JP Morgan'ın bir raporu vardı. Kurumsalların İKAS'ındaki ilgisi 2021 yılında da devam edecek diye. Şimdiki JP Morgan 2 sene önce bünyesinde bir kişi kripto para işlemi yapsın, direkt sorgusuz sualsiz kovacağım diyen bir kurumdu. Yine onu belirtelim. Şimdi ise kurumsal yatırımcılar almaya devam ediyor. Neticede evet, kurumsallar alıyor. Bu niye yükselmedi diye soracak olursanız aslında cevabı bir önceki grafikte madenci satışlarıydı. Ama şöyle bir durum da var. Kurumsallar almaya devam ediyor. Bu MES grubun, Massachusetts'in en büyük sigorta şirket kurumsalı. Ve şunu da söyleyeyim, 100 milyonluk bir alım yaptı ya, 100 milyon çok sembolik. Bu adamlar 675 milyar dolarlık bir varlık yönetimi yapıyor. Bugün kripto paraların piyasa büyüklüğüne baktığımız zaman, ben evden çıkarken diyeceğim yine, 532 milyar dolar büyüklüğündeydi. Ve dolayısıyla yani toplam piyasa büyüklüğünün neredeyse yarısına sahip aslında. Yok, 530 milyarlık bir kripto para piyasası. Bu adamlar 675 milyar dolar yönetiyor. Dolayısıyla bütün bir kripto piyasasından daha yüksek bir, daha büyük bir kurum. O yüzden bu 100 milyon doların aslında devamı gelebilir. Bu sembolik bir başlangıçtı diyorsun. Ayağımız alışsın. Dolayısıyla sembolik bir alış ve iyi bir kurum, iyi bir kurumun da alışı olduğu için muhtemelen iyi bir moral olacaktır kripto para piyasasına. Ki zaten şurada grafikte de gördüğümüz üzere, şimdi bakayım nasıl gözüküyor ekranda da, aşağısı 17 bin dolar civarında. Balonun, o yeşil balonların büyüklüğü pozisyon büyüklüğünü işaret ediyor. 17 bin dolar seviyesinden bir alış var. 17 bin 600 dolar seviyesinden
çok daha büyük bir alış var. Ve alışların daha da büyük bir kısmı 18.900 dolar seviyesinden gelmiş. Ve Bitcoin grafiğine de bakacak olursak şu anda aklımıza tutalım 17.600 ve 18.900 bir de 17.200. 17.200, 17.600, 18.900. Şimdi hı hı. Birazdan Bitcoin grafiğini de aslında yönetmemizden rica ederim. Şimdi o zaman alalım ekranları. Bir de Wells Fargo yani aslında ABD'nin en büyük bankalarından birisi. Ve yılın en iyi performans gösteren ödülünü, en iyi performans gösteren varlığı olarak Bitcoin'i seçmiş. Beste istersen Bitcoin'i ayakta anlatalım. Evet. Burada ödül o zaman Bitcoin'e gidiyor Wells Fargo tarafından. Tabii yani zaten şöyle söyleyeyim. Son 10 yıl pardon son 5 yıllık getiriye baktığımız zaman milyonlara ulaşan bir katlanma söz konusu zaten. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi az evvel o balon grafiğimizi aklımıza tutalım. Ne demiştik? 17.200, 17.600 ve 18.900. En büyük alımlar evet. 17.600 ve 18.900 kademelerindeydi. Şimdi buraya bakıyoruz. 17.600. Neresi burası? Fibonacci'nin %61'lik düzeltmesi. Ve baktığımız zaman burada bir çift dip yapma ihtimali var mı? Var. Ama dediğim gibi madenci satışları devam ettiği için buradan emin değilim. Onu baştan söyleyeyim. O yüzden 14 binlere kadar olan bir düşüş de halen daha olasılık dahilinde. Ama 14 bine kadar biz muhtemelen iyi bir alıcının gireceğini düşünüyoruz ki mevcut alıcılar 18.900, 17.600'den. Ki buradan gibi. Maliyetlenmeye başladılar aslında. Başladılar. Hı-hı. Dolayısıyla hani en kötü senaryoyu biz şu anda 14 bin olarak düşünüyoruz. O yüzden kimse de paniklemesin, paniklemeye gerek yok. 17.600'deyiz şu anda. Bu desteklerden gelen bir alım var. Ve aynı zamanda baktığımız zaman da 18.900'lerde neresi? 18.900'lerde buranın tepeleri yani. Hı hı. Şuranın ilk dipleri olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden şu anda buradaki pozisyonlanmalarda burada talebin geldiğini görüyoruz. Eğer bir yerde talep geliyorsa madencilerin dediğim gibi satışları burada sadece bir düzeltme hareketi olarak kalacağı için bizleri şu anda çok da panik etmiyor açıkçası. Beste o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Yani Bitcoin'de yatırım yapmayı düşünenler ya da isteyenler için yavaş yavaş buradan da kademeli maliyetlenmenin daha mantıklı olacağı yani her geri çekilmede senin bahsettiğin bu destek seviyelerinde yavaş yavaş buradan kademeli maliyetlenmek daha doğru bir yatırım stratejisi olmaz mı? Kesinlikle öyle. Zaten şunu da söylemek lazım. Burada her finansal aracın aslında kademeli alımı veyahut da onu dağıtıp hani maliyetlere dağıtıp veyahut da ürünlere dağıtıp sepet yapmak her zaman. Ki satarken de kademeli satım yapabilir böylelikle. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla yani bunlar bir de yüksek oynaklığa sahip ürünler. Yani bunu yayınlarımızın en başından beri söylüyoruz. Neticede her şekilde bir kademeye girmekte fayda var. Bu yatırımcının biraz daha nefes alanını artırır. Her kademe yani kademeli olarak alacağı için muhtemelen belli bir yerde hep nakit ve likit olacağı için farklı bir ürüne girmek istediği zaman orada nefes alacak bir alanı olacaktır. Veya da farklı alım yerlerinden girmek isterse yine bir konfor alanı olacak. O yüzden şu anki hani dediğim gibi Bitcoin'deki bu geri çekilme 17.600'lerden gelen bu kademe analizine göre oldukça sevindirici. Ama madenci satışı devam ettiği için ama şunu da söyleyeyim madenci satışları bugün mü devam ediyor? Hayır. Bir haftadır devam ediyor. Muhtemelen bunun artık biraz da sonlarına doğru gelmeye başladık. Yani o nasıl desem tren artık tünelden çıkmaya başladı. Vagonun sonlarına doğru gelmeyi bekliyoruz. O yüzden bunun döndüğü yerde dediğim gibi muhtemelen 14 binlere doğru olan seyirde 14 bin değil de bu 16 binden de gelebilir. Muhtemelen bir sert bir dönüşte görme ihtimalimiz var. Piyasada bozucu bir etki olmazsa. Beste çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yine aktardığın notlar değerli grafiklerin için. Efendim böylelikle kripto paranın da sonuna gelmiş olduk. Sevgili Beste ile sizlere güzel bir hafta sonu dileyelim. Haftaya biz yine buradayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.